Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan topluluk üyeleriyle paylaştığımız 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. Üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mertan Öztürk, InnoFab kurucu ortağı. Hoş geldin Mertan. Hoş bulduk Kerem. Bugün seninle sağlık sektöründe ürün geliştirmeyi, sağlık sektöründe şirket yönetmeyi konuşacağız aslında. Ama öncelikle hani dinleyenler de biraz seni ve şirketini tanısın isterim. Kısaca kendinden ve InnoFab'dan bahsedebilir misin? Tabii. Herkese merhabalar tekrardan. Ben Mertan, 2013 ODTÜ Endüstriyel Tasarım mezunuyum. 2014'te Tekno Girişim proje desteğiyle bir girişimcilik yolculuğuna başladık. 2017 yılına kadar farklı tasarım mühendislik hizmetleri veren bir yapımız vardı. Bir taraftan da yine ürün geliştiriyorduk, kendi ürünümüzü odaklanmak üzere. 2017 yılında aldığımız ilk yatırımla bugünkü üzerine çalıştığımız dijital sağlık ürünleri olan Spiro Home, Spiro Cloud ve Spiro Clinic ürün ailesinin ilk tohumlarını attık. Ve 2017'den bu yana da dijital sağlık alanında solunum odaklı, astım, KOAH gibi hastalıklara çözüm sunan donanım ve yazılım ürünlerimiz var. 2017'den sonra 2018'de bir yatırım aldık. 2020'de bir stratejik yatırım aldık ve tüm bu süreçler aslında bizim ürünlerimizin hem ticarileşme hem regülatif bariyerlere olan harcamalar, ekibi büyütme gibi süreçlerde kullandık bu yatırımları. Ve şu anda da 30 kişilik bir ekibimiz var. Tüm süreçleri kendi içimizde yürütüyoruz. Tabii donanım tarafı olduğu için de yine çözüm ortaklarımız var üretim konusunda. Ama hem donanım hem yazılım geliştirme tamamen ekibimiz bünyesinde gerçekleşiyor. 2019 Mayıs ayından bu yana ürünlerimiz de markette ve yaklaşık 2 yıl içinde de 50 ülkeye ulaştık. 17 ülkede distribütörlüğümüz var. Lokal partnerlerle çalışıyoruz. Birazdan da konuşuruz zaten. Bu şekilde bir hikayemiz oldu. Ürün detaylarına birazdan gireriz zaten. Ürünü aslında biraz daha böyle hani insanların aklına daha netleşsin diye bir Tabii. cihazdan bahsediyoruz. Değil mi? O cihaz nasıl bir şey? Şöyle, şimdi aslında kullanım hikayesinden alacak olursak astım, KOAH, kistik fibrozis, IPF gibi solunum, kronik solunum hastalıkları var. Akciğerlerdeki rahatsızlıkların kronikleşmesi sebebiyle ortaya çıkan ve devam eden. Tabii hava kirliliği, sigara kullanımları da esasında bu hastalıkların temelindeki ana sebep. Ama bu hastalıklara genetik, işte farklı alerjenlere olan hassasiyet gibi sebeplerle teşhis aldıktan sonra bir kronik hastalık yolculuğu başlıyor. İlk teşhiste hastaneye gittiğinizde bir göğüs hastalıkları şikayetiyle alerji veya göğüs hastalıkları polikliniğine gittiğinizde bir test yapılıyor. Bu da solunum fonksiyon testi. Bu test akciğerimizin hacmini ve fonksiyonlarını ölçmek üzere kurgulanan bir test. Bir tane cihaza derin nefes çekip hızlıca üflüyoruz ve bütün havayı, akciğerimizdeki havayı boşaltıyoruz. Aslında üflediğimiz cihaz bir flow metre, bir akış ölçer. Üflediğimiz havanın akışını ölçüyor. Buna bağlı olarak da akciğerin hacmi ve hangi noktalarda ne kadar hızda hava veriyoruz bunu ölçen bir donanım var. Buna spirometre deniyor. Yani cihazın genel adı, hani tansiyon aleti, glikometre gibi spirometre deniyor bu cihazlara. Ancak bu teşhisi aldıktan sonra rutin bir şekilde de bu değerlerin takibi gerekiyor. Evde de nasıl tansiyon hastası işte hastanede teşhisi aldıktan sonra evde takip etmesi gerekiyor. Ona göre ilaçlarını düzenliyor. Bizim hastalıklarımızda da aynı hikaye söz konusu. Yani siz işte hastaneye gittiğinizde bu testi yapıyorsunuz. Ardından işte bir ilaç tedavisi başlanıyor. Bu ilacın fayda edip etmediği ya da işte semptomlarınızın, alerjenlere olan reaksiyonlarınızın azalıp azalmadığını akciğerlerinizdeki fonksiyonlarla takip etmeniz gerekiyor. Bu da aslında işte bir takip cihazı. Yani birinci aşama teşhis, hastanede kullanım olan versiyonumuz Spiro Clinic ürünümüz teşhis.
Spirohome ürünümüz ise takip için. Hastanede bunun ana kullanıcısı işte bir operatör var. Hasta yanına oturuyor. Testi yaparken operatör yazılıma bakarak hastayı yönlendiriyor doğru adımları yapması için. Ardından testin sonucunu doktor değerlendiriyor. Tedavi planı aldıktan sonra da evde hastanın kendi başına kullanabileceği bir hale getirdik. Aslında bu cihazlar yok değildi. Hastanelerde vardı. Ama biz en büyük yenilik noktamız geliştirdiğimiz ürün hastane hassasiyetini eve taşıyor. Bu önemli bir konu çünkü doktorların evde bir ürün kullandırtmak için, hastaya bunu tavsiye etmesi için bir güven tesisi gerekiyor. Burada da işte doğru ölçüm, testi doğru yapmak, yani siz yanlış bir şekilde testi yaparsanız yanlış bir data üretmiş olursunuz. Bu da bir anlamı olmuyor. Dolayısıyla testi doğru yaptıracak deneyimi tasarlamak kritik engellerdi. Bugüne kadar da bizden önce yani biz işte yaklaşık 4 yıldır bu alanda odaklıyız. Bizden önce de ev tipi ürünler vardı ama açıkçası bizim getirdiğimiz en büyük yenilik en hassas ölçüm yöntemini donanım anlamında evde kullanılabilir bir hale getirdik. Hem boyut olarak yani bir cep telefonu kadar bir üründen bahsediyoruz aslında. Hem de geliştirdiğimiz yazılımla da adeta bir hemşireyi hastanın yanında yönlendirilmişçesine software, mobil application hastaya doğru adımları öğretiyor. Yani işte şöyle nefes alacaksın, böyle nefes vereceksin, bu olmadı, tekrarla gibi adımları tamamen mobil uygulama üzerinden veriyoruz. Bu da hastanın testi doğru yapmasını teşvik eden bir unsur haline geliyor. Üçüncü aşama olarak da bu testlerin uzaktan takibi gerekiyor. Çünkü teşhisi hastanın şey doktorun yanında aldık zaten. Evde bu testleri yaptık, remote gönderdik ya da işte simultane bir şekilde takip açtık. Bunu da işte Spiro Cloud çözümümüzle sunuyoruz. Orada da hastanede ya da işte özel klinikte hemşire veya doktor hastanın evde yaptığı sonuçları simultane bir şekilde takip edebiliyor. Bu da hani uzaktan takibi sağlamış oluyor. Yani teşhisle başlayan, tedavi takibiyle devam eden ve uzaktan takiple de günümüzde oldukça önem kazanan bir hale geldi. Aslında sizin ürününüzün ve hani şirketin yaptığı o friction denilen şeyi azalttınız. Yani pürüzleri, o süreçteki pürüzleri bayağı azaltıyorsunuz. Yani Aynen. normalde neydi çünkü? Sürekli bir hastaneye veya bir kliniğe gidip sıra bekleyip zamanın gelince o cihazı kullanman gerekiyordu ve yanında birinin kontrol etmesi lazımdı. Siz bu ürün sayesinde aslında ben evden istediğim kadar bunu yapıp otomatik olarak, hatta hani ev cihazları da vardı yanlış bilmiyorsam. Doğru çalışan ama onları ben manuel olarak not edip doktora iletmem gerekiyordu. Değil mi? Mesajla veya telefonla neyse. Aynen. Onu da kaldırdınız. Aynen Otomatik ben biz çekince zaten veri gidiyor doktora. aynen tamamen bu deneyimi iki tarafında yani hem hastanın rahatlığı hem de doktorun güvenilirlik kriterlerine uygun bir şekilde çözmek gerekiyor. Çünkü yani burada testleri yapmaktan öte bunları doğru yapmak, zamanında yapmak daha kritik. Yani 6 ayda bir mesela hepimizin yaşadığı bir örnektir. İşte 3 ay sonra gel der. Eğer hatırlatma kurmadıysak genelde unuturuz. Hani sağlığımız maalesef en az önemsediğimiz hayatımızın bir parçası oluyor. Ama bu kronik hastalıklarda takip zaten hayatının bir parçası. Sürekli hastaneye gitmek hem maliyet anlamında hem de hayat kalitesi anlamında olumsuz bir deneyim. Biz bunu evde hastane güvenilirliğinde sunuyoruz. Yani hem donanımlar bu güveni tesis ediyor hem de o yazılım entegrasyonları sayesinde de akıllı bir çözüm sunmuş oluyoruz. Peki sizin müşteriniz kim? Aslında müşteri bizim sağlık endüstrisinde karışık bir paydaş yapısı var. Yani müşteri deyince her sektörde, her üründe farklı bir algı oluşabiliyor. Yani parayı verenle karar veren işte veya kullanımı yapan farklı olabiliyor. Şimdi birçok işte elektronik üründe, donanım içeren üründe eğer bir direct consumer ürünse karar veren, kullanan, satın alan yani çoğunlukla aynı persona oluyor. Karşımızda yani Eran'ı ikna edersem o ürünü hem kullanıyor, hem alıyor, hem de o kararı da sen veriyorsun. Ama bizde yani sağlık endüstrisinde şöyle bir karmaşık yapı var. Şimdi bir kere ödeyenle kullanan arasında ciddi bir fark olabiliyor. Tabii bu geri ödeme sistemlerine bağlı olarak değişiyor. Her bölgede işte hepimizin mesela Türkiye'de
sigortası olması zorunlu. Özel sağlık sigortasından bağımsız söylüyorum. Devlet güvencesinde bir sigorta yaptırmak zorunlu. Yani işi bile olmayanların biliyorsun sigorta yaptırması lazım. Şimdi bu hastane hizmeti alma yani sağlık hizmeti alma konusunda zaten bir sigorta güvencesi var. Bunun üzerine cihaz kullanımlarında da geri ödeme diye bir konu var. Yani sigorta sistemleri senin ihtiyacın olan ve bu gerçekten de işte kanıtlanmış ihtiyacın olduğuna dair. De bu biraz karmaşık bir soru. Hani kime göre ihtiyaç, neye göre ihtiyaç ama genel olarak maliyet etkinlik bakılıyor. Ve devlet ya da işte sigorta şirketi diyor ki ben bunun şu kadarını geri öderim. Dolayısıyla burada bir geri ödeme sistemi yani sigortaya bizim maaşlarımızdan kesilen ücretler birikiyor ve bu bir havuzda belli yerlere de dağıtılıyor. Bazı ilaçlar ödeniyor, bazılarının bir kısmı ödeniyor, bazıları hiç ödenmiyor. Şimdi ödeme alışkanlığı aslında bizim sektörün en önemli handikapı. Yani girişimcilik perspektifinden baktığımızda da siz işte iyi bir ürün geliştiriyorsunuz. Kullanıcıyı ikna etmek zaten bir dert, bir bariyer. Onun üzerine parayı birinden almak da ayrı bir derde dönüşebiliyor. Çok Dolayısıyla pardon. Orayı biraz netleştirebilir miyiz? Yani sizi satın alan kim oluyor? burada şimdi yapı değişiyor. Bizim case'den gidelim. Mesela biz en büyük marketimiz Avustralya. Avustralya'da biz işte Covid döneminde çok ciddi bir başarı elde ettik. Hatta haberlere falan çıktık. İşte uzaktan hasta takibi, kistik fibrozis diye bir hastalık var. Bu hastalar özellikle Covid'de hiç hastaneye gidemeyecek haldeler. Çünkü enfeksiyon riskleri çok yüksek. Ve uzaktan takibi inanılmaz elzem bir kitle. Şimdi bu hastalara bu cihazdan ulaşması lazım. İşte cihazın perakende fiyatı yaklaşık 300 euro mesela Avustralya'da. Bu 300 euroluk fiyatı evet hasta direkt kendi de cebinden verip alabiliyor bazı modellerde. Ama mesela bizim orada bir lokal partnerimiz var. Biz ona satış yapıyoruz. O lokal partnerimiz, distribütörümüz, o da yasal bir zorunluluk bu arada. Her ülkede ya ofisin olması lazım ya lokal partnerin olması lazım. Oraya kayıt ettirmek için ürünü. O hastanelere gidiyor ve diyor ki işte bakın böyle bir cihaz var. İşte Spiro Home uzaktan evde bu testi yaptırtıp takip ettirebilecek bir sistem sunuyor. Bunları işte hastaneye de sattığı oldu. Hastane bunu hastaya kiralayabiliyor ya da servisin içinde de ücretlendirebiliyor. Veya hastanenin bu konuda parası yok. Buna ayıracak parası yok ama ilaç firmaları veya belli işte sponsorlar bu bedelleri karşılayabiliyor ve hastalara bu cihazlar temin edilebiliyor. Bu bazen vakıflar olabiliyor, bazen işte ilaç firmalarının sponsorluğu olabiliyor. Ama direct to consumer evet bizim Amazon'dan mesela Avrupa'da Amazon'da satıyoruz. Sen girip İngiltere'de rahatlıkla ürünü satın alıp kendin açıp kurcalayıp Ama direkt kullanabiliyorsun. kredi kartından alıyorsun. Evet, kredi kartına bizim Sonra gidip orada sigortasından talep ediyor mu bunu? o ülkelerde kayıtlı değil. Şu an geri ödemede olmadığımız için böyle bir modelimiz henüz yok. Ama geri ödemeye sokmak için de belli modeller kurmaya çalışıyoruz. Hatta orada şöyle bir hikayemiz oldu. Avustralya'da dediğim gibi en büyük marketimize dönüştü Avustralya. Hem mesafeler uzak, uzaktan takip çok anlamlı. Ama ürünlere para ödeyen kitle bir anda işte hastaneler ve grant işte yoluyla işte hani bir sponsor fonlamasıyla oldu. Bu çok sürdürülebilir bir model değil. Sonra şeyi fark ettik. Oradaki doktorlar dedi ki yani şimdi evet Covid'den dolayı bu fonlar bulduk. İşte hastane buna bütçe ayırdı vesaire ama bu sürdürülebilir bir gelir modeli değil. Ne yapalım? Dediler ki uzaktan testi yaparken simültane bir şekilde biz hastayı görebilir miyiz? Şimdi bu bizim şu an yeni launch edeceğimiz bir özellik oluyor. O da virtual spirometry dediğimiz. Şimdi birinci fazı klinik spirometriydi. Yani klinikte kullanıyorsun, hemşire yanında. İkinci fazı remote spirometry. Yani sen testi yapıyorsun, data otomatik gidiyor ama ben seni görmeden datanı görüyorum. Şimdi üçüncü fazı virtual spirometry olacak. Yani işte Zoom'dan konuşurmuş gibi bizim Spiro Cloud uygulamamızdan hemşire hastayı arayacak. Spiro Home uygulamasının içinden virtual call başlıyor ve testi aynı anda yapıyor. Yani hemşire testi görüyor, testi yapan kişiyi görüyor ve sonucu o anda yönlendirebiliyor. Bu neden böyle bir talep geldi? Çünkü sistemlerdeki para ödeme kaydı bir hizmete assign edilmiş durumda. Yani spirometrinin, spirometri testinin
hastanede bir kodu var ve işte atıyorum 100 dolar ondan sonra. Şimdi bu testi yaptırtmaya hemşirenin zamanı, hastanenin işte şusu busu bir hizmet kalemi olarak bir O zaman bütçede fee, yer aynen edinebilir. bütçede yer ediniyor. Şimdi biz bunu simultane ve virtual yaptırdığımızda şu sorular ortadan kalkacak. Bir, bu kişi doğru kişi mi? Çünkü sen evde bu testi eşine de yaptırtabilirsin rahatlıkla. Devlet buna geri ödememeli yani açıkçası. Dolayısıyla bir sağlık profesyonelinin kontrolü çok kritik. Burada biz işte Digital Health'in de aslında üçüncü fazı yani virtual bir şekilde bunu yaptırtmak. Şimdi hastaneye gitmemek bir seviyeydi ama bu geri ödeme handikapı işin bu tarafını da açtı. Yani aynı anda mesela virtual bir şekilde görüşüyoruz. Psikiyatri işte bazı böyle diyetisyenler vesaire görüşebiliyor. Okey bu zaten hani anlaşılır bir şey. Ama cihaz gerektiren konularda bu boşluktu. Şimdi biz burada dijital sağlıkta da gerçekten hani cihaz kullanımını teşvik etmek anlamında öncü bir özellik olacak bu bizim yaptığımızda. Testin uzaktan simültane yapılması. Yani bu yeni bir faz açıyor. Bu şekilde de reimbursement'a girmeyi düşünüyoruz. Öbür türlü cihazın geri ödemesi söz konusu olurdu. O da çok sürdürülebilir değil. Mesela atıyorum bizim cihaz işte 300 euro geliyor, başka bir rakip 200 euro ama devlet zaten 150 euro ödüyor atıyorum. Hastanın gözünde bir cihaz 50 euro, bir cihaz 150 euro oluyor bir anda. Dolayısıyla yine orada bir cap konduğu için burada yine hasta tercih edebilir veya medikal cihaz satıcısı seni manipüle edebilir. İşte bak bu daha çok ödeniyor, bunu al falan gibi. Ama bu şekilde bir servise dönüştüğünde, Türkiye'de de bunu kurmaya çalışıyoruz özel hastane gruplarıyla. Biz hastanelere bunu satalım, cihazları ve yazılımları. O kendi servisi içinde yani online görüşme mi charge ediyor, yıllık takip mi charge ediyor artık o hastanenin vizyonuna bağlı olarak değişiyor. Bunu o servis içinde bir monetize etmesini öngörüyoruz. O zaman o cihazın A cihazım, B cihazım olduğu kullanıcı tarafından belirlenmiyor. Doktor ve Aynen. hastane yönetimi zaten Aynen. toptan alım yapmış oluyordu. Hayal bu. Aynen. Yani model bunun Anladım. üzerine kurmaya çalışıyoruz. Öbür türlü ilaçlarda da olur ya eczaneye gidersin. Abi bu da var. Bu da aynısı aslında. Bak bu daha ucuz falan. Orada bir manipülasyon söz konusu. Ama bu tür bir sistem kurduğumuz takdirde hem daha işlevli bir süreç deneyimi olacak hem de cihaz doğru şekilde tercih edilecek, doğru şekilde kullanılacak. O zaman bu hani 3 tane profilden bahsettin. Kullanan, satın alan ve satın alma kararını veren. Aynen. Burada mesela hani üçünün de son kullanıcı olduğu yoktur herhalde. Satın Bir alma tane kararını veren. Amazon kanalı yani online'dan Ama bunu orada da denedik. satın alma kararını veren yine doktorun önerisiyle Ha olmuyor aynen. mu? Orada şöyle tabii günümüzde şöyle profiller de artmaya başladı. Ya işte Covid'de hastaneye gidemiyorum. Bu testi yaptıracağını biliyor. Yılların astım hastası mesela. Ondan sonra diyor ki ben bakayım işte home spirometry falan. Biz de zaten Spirohomuz. O yüzden bizi güzel bir şekilde buluyor. Ve bize şunu yazanlar oluyor. Ya ben evde bunu yapmak istiyorum. Satın almak istiyorum. Ya da direkt bunu anlayıp satın alanlar oluyor. Amazon'da direkt alabilir zaten. Yani temasımız yok. Ama bu B2C'de kalıcı bir yol olmadığını fark ettik biz. Yani bir Çok yıllık büyük de değil zaten hem çok herhalde da büyük bu değil pazar. çünkü şu açıdan büyük değil. Hem fiyat skalası yüksek yani bunu direkt alma kararını vermek adına hem de ister istemez mesela sen araştırırsın, 5 tane rakibi değerlendirirsin, bir karar vermeye çalışırsın. Ama doktorun sana derse ki şu cihazı kullanmalısın Eren dediği anda hı, tamam hocam. Ya beni sabahın 8'inde arayıp cumartesi günü ya hoca işte Türkiye'den hoca bana bu cihazı al dedi. Almalıyım diye arayan müşteriler oluyordu. Yani doktor da benim numaramı vermiş o hastaya. Arıyor beni. Bu cihazı almayayım. Ben hani anlamaya çalışmıştım. İşte sözde kullanıcı araştırması yapacağım işte. Böyle soru sormaya çalışıyorum. Vallahi bilmiyorum al dedi alıyorum diyor falan böyle. Ondan sonra böyle profiller de karşımıza gelebiliyor. Burada seninle zamanında konuşmuştuk. Paraşütte de mesela muhasebecinin benzer bir rolü vardı. Yani işte mali müşavir e-fatura için paraşüt kullan dediği zaman hakikaten okey tamam. Ya sorgulamıyor. Aynen. Mali müşavirim öyle dedi. Doktor da aynı şekilde hani doktorun dediğini sorgulamıyorsun. O işte hani influencer mı dersin ne Key opinion dersin? leader deniyor. Bizim alanda onun bir karşılığı da var. Hatta bu iş geliştirme ve müşteri
kazanma yolumuzun artık önemli bir parçası haline geldi. Yani biz bir ülkeye nasıl giriyoruz? Yani bir pazara nasıl girmeli bir sağlık ürünü? Hatta bunu genelleyebilirim de bu 2 yıllık market tecrübemde. O ülkede doğru distribütörü bulmak, lokal partneri bulmak kritik. Ama lokal partneri bulurken de belli sorular sorman lazım. Yani işte Eren geldi, dedi ben Türkiye'de sizin ürünü satmak istiyorum. Tamam, tecrüben var mı? İşte network'ün nasıl gibi bir questionnaire'den geçiriyoruz. Bunun en önemli sorusunun şey olduğunu fark ettik. Yani key opinion leader, network'ün nasıl? Yani sen o influencer dediğimiz işte doktorlara hani A hocası bunu dediği anda bu cihaz kabul görecekse o A hocasına ne kadar yakınsın? Önceden ürün sattın mı ona? Mesela Türkiye'de bu network'ü biz kendimiz kurduk ama başka ülkelerde haliyle lokal partnerlerin kurmasını bekliyoruz. Spirohome'u ilk denk geldiğimde, daha tanışmamıştık o zaman seninle, sitesini gördüğümde bayağı etkilenmiştim. Çünkü hani normal bir medikal cihaz ürünü satışı ve geliştiren bir firmadan daha farklı bir şekilde, hani daha böyle hani SaaS veya hani yeni nesil startup edasında bir tasarımı vardı. Hem cihazın kendisinin hem de işte uygulamanın hem de sitenin. Şimdi bu zaten sizin DNA'nızda var, ama genel hani pazara baktığımızda da böyle bir akım da var. İşte akıllı saatler, işte şey ölçen yüzükler, akıllı yüzükler, bantlar kolumuza koyup işte kan şekerini ölçen şeyler falan. Hani ve hepsinin güzel gözükmesi, hani öyle saçma sapan bir akıllı saat değil de gerçekten şık olan bir yöne doğru gittiğini görüyoruz. Sizde de bu şey zaten bariz bir Aynen. şekilde belli. Siz bunu düşünerek mi şey yaptınız, yoksa zaten sizin görüş, yani dünya görüşünüz mü o şekildeydi? Niye sizin için önemli tasarım? Aslında biraz bunun hani DNA kısmından bahsedeyim. Yani biz işte ben endüstriyel tasarım mezunuyum. Kurucu ortağım Kerem de elektronik mühendisliği mezunu ODTÜ'den. Biz şirketi ilk daha kurarken işte InnoFab, inovasyon fabrikası gibi böyle üst söylemlerle aslında tasarım ve mühendislik kabiliyetlerini bir araya getirme vizyonuyla böyle bir hayale atıldık. Sonradan ürün geliştirmenin kıymetli olduğunu ve özellikle sağlık sektöründe, medikal cihaz sektöründe müthiş bir potansiyel olduğunu fark ettik. Çünkü genelde uzun ürün geliştirme süreçleri, maliyetli ön yatırım süreçleri olduğu için insanlar hani ürün çalışsın, ürün doğru çalışsın ve pazara çıksın, pazarda yaşasın 10 yıl, minimum 10 yıl yaşasın beklentisiyle ürün geliştirilen bir alan olduğu için maalesef işte kullanıcı deneyimi, işte kullanılabilirlik gibi kavramlar biraz diğer sektörlere göre geriden geliyor. Biz bunu aslında sektörel olarak da ciddi bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Yani biz hani evet hasbelkader tanıştık bu alanla ama hani bugün sıfırdan baktığımda işte elektronik İşte cihaz endüstrisi ne kadar büyükse işte atıyorum mobil telefon endüstrisi. Ama rekabetin ve giriş bariyerlerinin de o kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ama medikal cihazda evet giriş bariyeri yüksek ama farklılaşmak da eğer doğru vizyonla yaklaşılırsa oldukça kolay. Ve bunun da meyvelerini biz aldık. Tabii ilk zamanlar epey sabretmemiz gereken bir tabii ki bir işte nasıl diyeyim? Ölüm vaadimiz vardı. Hani ilk yatırım alıncaya kadar hani çok zor koşullarda hani maddi manevi ürün geliştirme dönemimiz oldu. Ama o yatırımı almamızda da bu vizyonun etkili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü rakipleri gösterdiğimizde bakın bu alan böyle. Böyle böyle cihazlar var. Böyle böyle deneyimler var. İşte büyük, kaba, işte hastayı merkeze almayan deneyimler var. Ve bu sıkıntı. Biz de bunu böyle değiştiriyoruz. Hatta şu anki stratejik ortaklarımızdan biri olan Alman ya da bir ERT diye bir firma var. Onlarla ilk toplantıya gittiğimizde 2016'da hatırlıyorum. Yani şey o zaman elimizde 3D printer'dan çıkmış böyle donanım ürünleri vardı. İşte ve hani hiçbir daha ürünün hayali kısmındaydık aslında. Orada şey demiştik yani biz bu alanın Apple'ı olacağız falan gibi böyle boyumuzdan büyük cümle. Yani önümüzde böyle şey printer'dan çıkmış cihazlar, ondan sonra işte body'ler, işte elektronik ürünler böyle işte kendimiz üretmişiz falan filan hani dokunsan kırılacak seviyede ama orada şey vizyonunu satıyoruz yani işte biz bu alanın Apple olacağız falan. Allah'tan Apple var da işte örnek gösterecek bir şey var. Ondan sonra dolayısıyla burada önemli bir potansiyel var. Şimdi bizim ürünlere geldiğimizde ya da bu senin söylediğin gibi trend işte özellikle Amerika'da satın alma kararıyla parayı ödeyen genelde hasta yani kişinin kendisi olduğu için bu tür faktörler de
daha belirginleşiyor. Burada şunu söyleyebilirim. Aslında kronik hastalık gündeme geldiğinde bu şöyle bir üründen çıkıyor. Yani sen işte yara bandı kullanıyorsun ve atıyorsun. Veya hastaneye gittin bir test işte sana bir şeye bağladılar. O ne kadar çirkin, rahatsız edici olsa da onun biteceğini biliyorsun. Yani maksimum işte ameliyat olmuşsundur. 2 gün yatarsın. Onun o deneyimin biteceğini bildiğin için işte nispeten sabrediyorsun. Onun oradaki kullanıcısı genelde hemşire oluyor. O da işte önüne getirilen ürünü kullanmakla da yükümlü olduğu için yine karar mekanizması, yine ergonomi, işte deneyim çok da maalesef o kadar da ayırıcı olmuyor. Şimdi kronik hastalığa geldiğimizde bir kere bu insan bu hastalıkla yaşıyor. Yani bu hayatının bir parçası. Nasıl işte telefon elimiz ayağımız olmuşsa birçok kronik hastanın da bu cihazlar gerçekten hayatında en önemli yere sahip. Bir sürü ürünü var bunun gibi, bizim gibi. Veya ilaçları var. Veya bu alana dikkat eden bir sürü deneyimi var. Yani işte çıkacağı saat belli, işte kullanacağı. Hani ben şeyi biliyorum yani şehir değiştirenler var alerjenlerinden dolayı. Yaşadığı şehri değiştiriyor işte nemin yüksek olduğu için işte gideceği yer belli. Aa ben o şehre gidemem diyor mesela orada alerjenler yüksek diyor falan. Şimdi hayatını buna göre kurgulayan bir insan topluluğuyla karşımızda görüyoruz. Bu da şunu gerektiriyor. Bu insanın telefonunu seçerken ki algısı nedir? Hem işine yarasın hem işte parasına değsin hem de İnsanların arasına çıkarttığında garipsenmeyecek bir ürün olsun. Biz de aslında aynı vizyonla hem donanımı hem de yazılımı geliştirdik. Donanım evet güzel bir ürün olsun. İşte bunun da karşılığını uluslararası işte 4 tane büyük tasarım ödülü aldık. Red Dot, German Design Award, Good Design bir de Core 77 diye Amerika'dan 2 tane önemli ödül aldık. Bunlar da hani bizi o vizyonumuzu haklı çıkarttı aslında. Çünkü bu hasta bu cihazla yaşayacak. Yani senin yanında işte misafirlikte ya da bir seyahatte ya da ofiste bu cihazı kullanacağı zaman utanmaması lazım. Ya da işte mesela bilirsin belki diyabet hastalarında, şeker hastalarında işte cihazı çıkartır, işte batırır. Yani böyle bir ritüeli vardır kendi içinde. O mesela biraz böyle çekindikleri bir deneyim aslında insanların. Ya da ilaç kullanımı. Bununla ilgili böyle bazı psikolojik araştırmalar var ve insanlar bunlardan çekindiklerine dair datalar var. Bu kritik bir bilgi aslında bizim için. Çünkü biz bunun tersine oynuyoruz. İnsanların içinde rahatlıkla kullanabileceğin bir ürün, bir deneyim, hani utanmadan, çekinmeden yapabileceğin bir deneyim olsun vizyonuyla yola çıktık. Ve bu hakikaten hem bizim hakikaten DNA'mızda vardı. Vizyonumuz bu yönde. Hani her ürünü de bu şekilde geliştiriyoruz. Hem de potansiyel de var. Yani bazı ürünler alternatifin yoktur. Bazı endüstrilerde demin örnek verdiğim gibi yani bir telefonu çirkin yapma veya zayıf bir kullanılabilir olma lüksün yoktur. Yapmak zorundasındır. Sen anlamasan da bir anlayan biri bulursun. Ona yaptırtırsın. Ama bizde tam böyle bir zorunluluk olmamakla beraber doğru deneyim, güzel bir ürün yaptığında işte yani 2 yılda 50 ülkeye ulaşmanın arkasında aslında bu tür detaylar var diyebilirim. Peki siz yola global olacak şekilde mi çıktınız? Yani aklınıza hep böyle global olmak var mıydı? Yoksa hani Ankara'dasınız, Ankaralı bir firma olarak hani Türkiye pazarını mı hedefliyordunuz? Aslında orada da şöyle diyebilirim. Yani sağlık endüstrisinden yine konuyu alıp kendimize çekeyim. Sağlık endüstrileri bu demin konuştuğumuz geri ödeme sistemlerinin zorluğu sebebiyle tek ülke bağımlılığı çok zor. Yani atıyorum Türkiye'de işte bir ihale var. Yani o giriş sermayesini karşılayacak ölçekte tek ülkede bulunmak çok riskli. Yani alıcı hele ki klinik tip ürünler yapıldığında alıcı genelde devlet oluyor ve bu devlet belli fiyat kotaları koyabiliyor, belli regülasyonları değiştirebiliyor lokal olarak. Sadece Türkiye için söylemiyorum hani İngiltere'de bir firma olsak sadece İngiltere'ye satmak da riskli bir süreç. Bu bağlamda da biz ilk çıkarken daha zaten bu geliştirdiğimiz ürün grubunun sadece Türkiye'de olmaması gerektiğini biliyorduk. Yani birçok ürün öyle ama hani atıyorum işte bazı ürün vardır çok nasıl diyeyim commodity ürün deniyor. Yani işte herkese gidebilecek yara bandı. Pazar çok büyüktür. Tek bir ülke nispeten yeter. Çok büyüme vizyonunda yoksa okey. Ama bizim gibi bir üründe bir kere zaten alışkanlık değişikliği söz konusu. Yani biz existing bir ürünü daha iyi yapıyoruz değil.
olmayan bir pazar açıyoruz. Evde bu testi yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Zaten önümüzde ciddi bariyerler vardı. Hani Covid influencer'ımız olmasa belki biz hala aynı işte abi evden yapmak çok önemli aslında falan gibi anlatıyor olacaktık. Hani Covid bunu haklı kıldı biraz. Dolayısıyla biz Türkiye'nin zaten tek market olmaması gerektiğinin bilincindeydik. İkinci step, Türkiye'de maalesef, yani Türkiye market için söylüyorum, medikal cihaz üreticilerine bir ön yargı var. Yerli üreticiler, yani Türkiye'deki kullanıcılar, Türkiye'deki üreticilere bir güvensizlik söz konusu. İşte yaşanmışlıklar var, haklı olunur, haksız olunur. Yani çoğunluğun haksız olduğunu düşünüyorum bu ön yargıda. Ya da işte sağlık ürünü olduğu için işte abi Alman malı olsun falan, işte Japon olsun falan gibi böyle bir şey var. Oysa zaten dünyada bu değişikliklerin varyansı azalsın diye zaten global ölçekte regülasyonlar geliyor. Yani bugün Türkiye'deki uymamız gereken regülasyonla Avrupa'daki aynı. Uyma şekilleri değişebiliyor. Biraz tabii firmalar esnetebiliyor vesaire. Ama Türkiye'de de maalesef bir ön yargı oluşmuş. Bunun bir sebebi de ilginç bir nokta bence bu arada. Birçok Türkiye'deki sağlık firması, girişimcisi artık ne dersek, firma Türkiye'ye satma vizyonuyla yola çıktığı için ya ben burayı halletsem yeter. Atıyorum bir şikayet olduğunda ya ben çözerim. İşte gideriz yenisini veririz. Ama şimdi global vizyonla çıktığınız vakit siz ürünü herkesin kullanabileceği, herkesin sevebileceği bir ürün haline getirmeniz gerekiyor. Türkiye'de bu vizyon olmadığı için maalesef ürün kalitesi de bazen düşebiliyor. Hani olur yani her firmada vardır. Yani işte ya Eren tanıyor beni zaten. Hani beğenmezse yenisini veririm, değiştiririz. Çok da hani laf söz etmez zaten. Arkadaşız. Dolayısıyla bu vizyon eksikliği ulusal bazda maalesef ürün kalitesini etkilemiş. Dolayısıyla müşteri deneyimini de etkilemiş. O yüzden de sen burada en iyi ürünü bile getirsen hemen haklı olarak işte hastanedekilerle aynı ölçüyor musunuz? İşte Alman'la aynı ölçüyor musunuz falan gibi. Hocam o aynı ölçüyor musunuz diyen adamlar bize yatırım yaptı falan diyoruz. İşte o zaman biraz ikna edici oldu. Dolayısıyla biz bu vizyonla başladık. Türkiye'de çok iyi network edindik ama satın alma kararları veren network'ü çok ikna etmek daha farklı bileşenleri var. İşte gerçekten globalde başarı görüp gelince ha tamam bu işe yarıyormuş gibi bir algı oluşabiliyor. O yüzden de bizim ilk satışımız Almanya. İşte en büyük marketimiz Avustralya. Sonra işte İngiltere, İspanya, İsviçre bunlar geliyor. Hani 50 ülke deyince de hani 45'i Afrika ülkesi değil yani. O yüzden hani bu başarıyı sergileyince şeyi gösterdik. Yani evet bu olabiliyor. Bu bilimsel bir karşılığı var. Hani işte garantisiz biziz abi modunda bir satış yapmıyoruz. Ürünümüz bu. Bunlar işte validasyonlarımız, bunlar testlerimiz. Hani kıyaslayabilirsiniz. Şöyleyiz, şuralarda kullanıyoruz gibi anlatım Türkiye marketinde de birçok kapıyı açmaya başladı ama biraz ön yargı kırmak, alışkanlık değiştirmek vakit alıyor. Peki 50 farklı ülkede bu ürünü kullanıyor insanlar. Yani regülasyon, ödeme şartları vesaire anlamında illaki hani farklılıklar vardır. Şey tarafında farklılık var mı? Ürünün kullanımı, kullanıcı deneyimleri arasında bir farklılıklar oluyor mu? İşte bu ülkedeki şöyle tercih ediyor da bu ülkedeki daha farklı tercih ediyor gibi. Yoksa ürün genellikle aynı mı? Orada da aslında şöyle bir yorum yapabilirim. Direkt böyle hani kullanıcı deneyiminde hani alışkanlık farklılıkları yok. Çünkü regülasyonlar demin dediğim gibi zaten global çıkıyor. Yani doğru ölçüm her yerde doğru ölçüm olmalı. Zaten işte toplam spirometre marketinde yaklaşık 15 tane falan üretici var. Bizim gibi sistem sunan 3 tane üretici var dünyada. O yüzden zaten dünya küçük. Bütün üreticiler birbirini tanıyor. İşte müşteriler, "Aa ben bunu kullanmıştım. Senin sonuç sayfan nasıl? Aa, test yapma sayfası çok basitmiş sizin gerçekten. Çok güzel, kullanışlı." falan gibi. Biraz pattern'ları biliyoruz. Şöyle ilginçliklerle karşılaştık. Aslında böyle nationality bazlı değil de aslında böyle daha kullanıcı bilinç seviyesi farklılıklarını görüyoruz. Mesela şimdi bazı ülkelerde, yani örneğin Avustralya'da, en iyi örnekten başlayayım. Avustralya'da hastanede ölçümün doğru yapıldığını valide edecek makineler var mesela. Bu Türkiye'de bir tek bizim laboratuvarımızda var mesela, öyle diyeyim. Ama orada hastanede var. Dolayısıyla cihazı gönderdiğimizde adam makineye takıyor, doğru ölçüm ölçüyor. Hani bize gelip şeyin pazarlığını yapmıyor. Aa, sizin cihaz doğru ölçüyor mu? İşte güvenilir mi? Bilmem ne. Öyle bir mesela şeye girmiyoruz.
pazarlığa girmiyoruz. Yani ikna etme şeyimiz olmuyor. Bu çok güzel bir şey bizim için. Bu çok kritik. Yani o bilinç seviyesi mesela onunla karşılaştık. İkinci kısım bunun gerekliliğini kabul etme. Yani mesela şöyle bariyerler olabiliyor. Mesela Türkiye'de karşılaştığımız bir bariyer. İşte ya bunu benim hastamın mesela hekimin veya bir sağlık profesyonelinin şöyle yorumları olabiliyor. Artık çok fazla hasta bakmaktan gelen bir bıkkınlık da olabiliyor bazen. Yorgunluk diyelim. Ya bizim hastanın zaten işte mecali yok. Zaten belki de işte telefonunda sadece Facebook kullanıyor. Yani bunu yapamaz, bunu okuyamaz, bunu işte bilmem ne yapamaz falan. Böyle bir ümitsizlik hali olabiliyor. Bu bölgesel olarak farklılığını hissedebiliyoruz. Alım gücü farklılığı, Hindistanlı kardeşlerimiz işte mesela orada ciddi başımıza fiyatlama problemleri geliyor. Hani müthiş bir nüfus, müthiş bir işte hani İngilizce avantajı da var mesela. Ama fiyat konusunda mesela takılıyoruz. İşte Avustralya bu anlamda çok güzel bir örnek. Hatta ben bunu birçok ticarete yayabileceğimizi düşünüyorum. Yani İngilizce bilen, gelir seviyesi yüksek ve ürünlere nispeten kıymet verebilecek işte Avustralya, Kanada mesela Amerika marketin çok büyük olduğunu düşünürsek, rekabetin de yoğun olduğunu düşünürsek Avustralya, Kanada Amerika'nın rol modeli gibi, rol model denmez de işte örneği gibi düşünebiliriz aslında. Yani biz Avustralya'da case study eğer doğru yazarsak o Amerika'ya gittiğimizde işte FDA belgesi sürecindeyiz şu an. O markete giriş engellerimizi legal olarak açtığımızda elimizde Türkiye'den data değil de Avustralya'dan data olduğunda ya da İsveç'ten de olması bir şey ifade etmiyor. Avustralya'dan bir data olması, İngiltere'den bir data olması işte Amerika'ya örnek teşkil edebilir. Bu anlamda satın alma gücünün farkını görüyoruz. İki, bilinç seviyesi. Üç de buna inanma. Yani ben bu testi yapmalıyım. Bu biraz diğer iki faktörü sonucu oluyor. Yani eğer paran yoksa, eğer bunu zaten gerekliliğini bilmiyorsan, bunu yapmasam da olur. Ya adam zaten sigara içiyor mesela hastalığını bile bile. Şimdi hem yani sigara içen hastalığını bilen birine bak böyle bir cihaz var bununla işte hastalığını takip et dediğinde çok anlamlı olmuyor. Şeyi de merak ediyorum ya, şimdi sağlık alanı çok hani regülasyonu olan, takibin, kontrolün sıkı olduğu, aynı zamanda bürokrasinin de yoğun olduğu bir alan. Diğer taraftan hani sonuçta sizin DNA'nızda ya, yaptığınız ürünlerde yani yazılım ürünleri, donanım da var ama hani yazılım ürünleri de var. Yazılım dünyası da bir taraftan işte çevik ol diyor, esnek ol diyor, daha hızlı çık pazarı diyor ama regülasyon ve hani bürokrasi de zaten seni yavaşlatıyor. Şimdi bu ikisinin bir çarpışma durumu oluyor mu şirket içerisinde? Yani siz yazılım şirketi olarak mesela daha hızlı, daha çevik ilerleyelim istiyorsunuz, mesela ilerlemek istiyorsunuz ama regülasyon sizi durduruyor mu? Yani bunlar çelişen Evet. şeyler mi yoksa yani adapte olduğunuz bir şey mi? Bu kesinlikle en ilginç konu başlığı aslında endüstrideki değişimi. Çünkü dijital sağlık ürünleri evet anlatırken güzel işte evde testleri yapıyoruz bilmem ne. Bunun gibi de birçok alanda ürünler artıyor. Ama bununla beraber de regülasyon da buna uyum sağlarsa eğer ondan sonra karşımızda anlamlı bir düzen ortaya çıkacak. Ama regülasyonlar hala 15 yıl öncesinin düzenini bastırırsa, zorlarsa bu değişim yavaş olacak. Ve Covid yine burada hani Covid sayesinde diyelim. Dijital sağlık zaten hani gündemdeydi hani son 5 yıldır belki. Ama Covid bunu mecbur kılınca regülasyonlar bir anda hem gevşemek zorunda kaldı hem de bir çözümü hani nasıl diyeyim dirençle değil de çözüm arayışıyla bir ortak nokta bulunmaya çalışılıyor. Bu kritik. Çünkü regülatif zorunluluklar şunu diyor. Örneğin bir şey değiştirdiğinde bunu loglaman lazım diyor. Mesela hardware olarak düşünelim. Hardware'deki bir işte komponenti değiştirdin veya bir performansı iyileştirdin. Hatta yani şey değil, değiştirmek, iyileştirmek de olabilir. Hata olmasına gerek yok. Bunu loglaman lazım ve seni denetleyen kuruluşa bildirim yapman gerekiyor. Yani ben bunu değiştirdim. Denetim gerekiyorsa beni denetle. Ondan sonra release vermek gerekiyor. Şimdi bu ilginç bir süreç. Yani ağızlığın işte bizde mesela ağza takılan bir parça var. Yani üflenen parça. O ağızlığın işte bir şeyi değişti. Boyası değişti mesela. Maviydi. Pembe istendi. Pembe de yapalım dendi. Bunun testlerini yaptırıyorsunuz. Her şey okey. Technical file dediğimiz işte teknik dosyaya bunu koyuyoruz. Sonra onaylanmış kuruluşa gönderiyoruz. O diyor ki tamam bunu yapmanda bir mahsur yok dediği anda siz bunun release'ini veriyorsunuz. Yani
Normalde 2 haftada işte sprint koşuyoruz, işte hafta sonunda hemen release veriyoruz gibi bir yazılım dünyası varken, burada da belki de aylar süren bir değişiklik kararı. Yani ne var ki işte maviyi pembe yaptık. Ama onu yaparken işte doğru işte renk pigmentini kullandın mı, bunun işte yaptırdığın testlerle uyumu doğru mu vesaire gibi birçok konudan bakılıyor. Bu user manual'da değişiklik değiştirildi mi? Bunun kullanıcıları notify ettin mi? Edecek misin? Gibi bir sürü checklisti var. Konuya göre değişir. Yazılım tarafında da, ama tabii yazılımcılar da çok aktif bir şekilde burada özellik değiştirmek ya da iyileştirmek çok daha aktif. Şimdi takip ettiğimiz ve tabi olduğumuz kadarıyla şöyle bir orta nokta var regülasyonla çevikliğin. Şimdi bizim medikal cihaz şirketleri olarak ya da software as a medical device diye bir kategori de var. Yani siz radyoloji yazılımı yapıyorsanız da onun adı medikal cihaz. Yani şimdi burada konuşunca belki dinleyicilerde şey uyanabilir. Yani medikal cihaz dediğin işte donanım ya da böyle bir hastane yatağı falan. Hayır, medikal cihaz tabir olarak yazılımlara da medikal cihaz denilebiliyor. Ama software as a medical device diye geçen bir kategorisi var. Dolayısıyla hani medikal cihaz dediğim her şeyi işte teşhis, tedavi, takip süreçlerinde insan fizyolojisiyle etkileşime giren ürün gibi düşünebiliriz. Yani tanımı budur tıbbi cihazın. Burada eğer sen radyoloji yazılımı yapıyorsan ve teşhiste bir etkileşime giriyorsan bu da medikal cihazdır. Şimdi yazılımdaki işte üretim bandında dinliyoruz. Herkes işte sprintler koşuyor, scrumlar yapıyor. Ondan sonra release'ler havada uçuşuyor. Şimdi bunları bizim ekibimiz de dinliyor. Biz de heyecanla bunları yapıyoruz. Ama bunları bir kalite yönetim sistemi çerçevesinde yapıyoruz. Yani işte ISO 13485 diye bir kalite yönetim sistemimiz var. Tıbbi cihaz üreticilerinin tabi olduğu. Bunun içinde aslında bilindik şeyler. Yani ama tıbbi cihaz üreticisi olunca bunu bilmek zorundasın. Hani başka firmalar buna ihtiyaca binaen keşfediyor. Benim dinlediğim kadarıyla üretim bandında mesela birçok firmayı dinledik. Nedir? İşte abi karışıklık oluyordu. Aa işte not yazmamız gerekiyormuş, release notları. İşte ya da QA'ya atmamız gerekiyormuş. Sonra production'a çekeceğiz. Aslında bu işte design input, işte zaten usability bizim bir chapter'ımız ya da işte requirement yazmak bizim bir işimizin ana parçası. Bunları işte review etmek yine bize üretici olduğumuz, tıbbi cihaz üreticisi olduğumuz için regüle edilen konu başlıkları. Onun üzerine tabii bir tarafta da yazılım metodolojileri dünyası var. Bunu nasıl birleştiriyoruz? İşte o süreci biz valide etmeye çalışıyoruz. Yani diyoruz ki bizden ürün çıkarken işte software validation diye bir standart var. Belki işte başka firmalarda kullanıyordur. 62304 diye bir standardı var. Tavsiye ederim. Hani bu tıbbi cihaz özelinde bir standart. Ama baktığınızda göreceksiniz ki birçok yazılım firması için gerekli nedir? İşte requirement'tan başlayıp bütün test environment'larının yazıldığı, işte testlerinin nasıl yapılacağı, yapıldığı, release notları vesaire. Ama software burada medical device'a temas ettiği için buradaki requirement yazma ve risk analizi chapter'ı birçok ürüne göre farklı. Nedir? İşte insan hani oradaki risk analizi yaparken bunun impact'i ve bunu bu riski nasıl mitige ettiğin konuları daha sağlık perspektifinde, yani hastaya ne gibi güvenlik problemi doğurabilirim, ne gibi işte performans problemi doğurabilirim. En büyük iki bu soruya cevap vererek bu risk analizini yapıyoruz. Bunları ürün bazlı yapıyoruz. Bir üst çerçevede süreci oturtuyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki yani bizim hani üretim bandımız şudur. Buraya bu da girse böyle çıkar, bu da girse böyle çıkar gibi bir proses oturtmaya çalışıyoruz. Ve bunu biz dokümante edip auditorlara sunuyoruz. Burada tabii significant change dediğimiz yani çok önemli değişiklikler veya performansı etkileyecek değişiklikler olduğu yerde onaylanmış kuruluşa giden bir aşama var. Ama bunun özel işte bir butonu işte rengini değiştirdik. Bunun yaklaşık bir riskini geliştirirken bakıyoruz. Bu işte notify edilmeli bir şey mi, edilmemeli mi? Zaten change logları tutuluyor. Yani bir audit geldiğinde neden yaptığımızın sebepleri var. Ama bunu bildirmek zorunda mıyız, değil miyiz bakıyoruz. Değilsek yapıp release veriyoruz. Ama değil, yani performansı baştan etkileyecek bir şeyse yeni bir mesela model ekliyoruz şu an bizim ürüne. Alt bir downgrade ettik mesela ürünü. Bunu mesela onaylanmış kuruluşa diyoruz ki bakın böyle bir yeni test modu ekledik. Okey, o zaman sen bunu bir gözden geçir. Orada aslında kritik şey
diğer bütün yazılım firmalarına ilaveten, yani kendi içinde bir cycle'ı var bu test sürecinin. İlaveten bir de onaylanmış kuruluş dediğimiz third party auditor'ın baktığı bir step var. Bu da işin riskine göre notify edip etmemek değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla toparlamak gerekirse evet biz hardware enabled software ürünler sunuyoruz. Hardware tarafında tamamen tıbbi cihaz yönetmeliklerinin gerekliliği gibi en ufak değişiklikleri bildiriyoruz vesaire. Ama software tarafındaki o agility de süreci valide ederek oradaki risk seviyesine göre onaylanmış kuruluşa gidiyoruz veya gitmiyoruz. Orada hani hem agile'ız ama hem tasarım ekibimiz, hem product ekibimiz, hem development ekibimiz her zaman üründe bir bu regülasyonlara uyumlu mu? Standartlarımıza uyumlu bir feature mı? Hastalarda bir riske sebep oluyor mu? İyileştirme veya kötüleştirme açısından gibi bu sorulardan geçip tamamen bir disiplin arası bir kararla, yani bizde bir kişinin verebildiği kararlar olmuyor bunlar. Böyle bir yüksek istişare kurulu gibi bu feedbackleri vesaireleri değerlendirip üretime geçiyoruz. Valla Mert'ten ağzına sağlık. Bence çok kişinin bilmediği bir alandan konuştuk bugün. Yani sağlık sektöründe ürün geliştirme, sağlık sektörü deyince çünkü senin de değindiğin gibi hep böyle hani medikal cihaz deyince benim de hep böyle aklıma büyük işte MR cihazları falan hani büyük test makineleri falan gibi şeyler geliyor. Ama hayır çok daha geniş bir pazardan bahsediyoruz ve bunun aslında hani yazılım sektörüne de çok yakın olduğu Kesinlikle. tarafları da var ve yeni nesil şirketler de çıkıyor sizin gibi, yeni nesil ürünler de çıkıyor sizin gibi. O bakış açısını duymak da çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok Teşekkürler. teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Yani bu konuştuklarımız umarım dinleyenlerde bir bayma efekti vermez. Onun tam tersi olarak aslında potansiyeli çok yüksek bir alanda fikirler üretilebilecek ve evet girişi zor ama bariyeri de yüksek. Yani siz girdikten sonra o bariyeri de örmeye başlıyorsunuz. Bu anlamda çok stratejik, güzel bir alan olduğuna inanıyorum. Özellikle yeniliğe demin işte konuşmanın içinde bahsettiğimiz itibariyle yeniliğe de çok hızlı, güzel reaksiyonlar alabiliyorsunuz. Yani bizim şu anki eğer bu hızımız bir başarıysa gerçekten bunun arkasında o yenilikçi yaklaşımı güzel bir şekilde sunduğumuz için diyebilirim. Ve bu birçok yazılım firmasında bu potansiyel var. Sadece işte zor gibi gözüken bu regülasyon tarafı aslında çok farklı değil. Yani bir yazılımcının zaten yapması gereken konular. Yani bazen üretim bandının teknik tarafında da konuşuluyor. İşte dokümantasyon nasıl abi sizde falan. Yani zaten olmalı. Hani var mı yok mu işte değil. Olmalı dediğimiz konular. Burada bir third party tarafından da denetleniyor sadece. Ki bu zaten denetim de şöyle bir şey değil. Yani bir sınav değil, geçti kaldı değil. Ya Eren sen şu işte QA'deki test prosesini daha iyi yapmalısın. Şöyle yapmalısın. Bak yeni standart diyor ki risk analizini böyle yapmalısın gibi. Aslında developer'ı da çok geliştirecek süreçler. Hem management anlamında hem de işin çıktısı anlamında. Ve işin bir önemli potansiyeli daha şu. Yaptığınız ürünler yerleştiği takdirde nasıl regülatif olarak ürünü geliştirmek bir bariyer ve işte yeni ürün geliştirmek de o yüzden rakip oluşması zor. Markete girdiğiniz, kabul gördüğünüzde replace olmak da zor oluyor. Çünkü işte satın alma süreçleri uzun, karar vermeler uzun. Yani sabır gerektiren ama kalıcı çözümler üretebildiğiniz bir alan. Yeni teknolojilerin potansiyeli, yani disruptive dediğimiz konu var olan oturmuş bir şeyi yıkmak. Yani biz şu an 40 senedir ürün yapan bir firmanın, yani rakibimiz olan İsviçreli bir firmanın ürününü onların neredeyse maliyetine, fiyatına son kullanıcıya sunacak bir hale geldik. Ve bu gerçekten onlar için de inanılmaz bir disruption hani görüyor karşısında. Zor, sabırla gidilirse kalıcı ve stratejik değerler üretilebilecek bir alan. Bu anlamda hani ilgisi olan herkese tavsiye ederim. LinkedIn'dan bana da ulaşabilir merak eden arkadaşlar olursa. Ortalama zaten her hafta bir yeni bir girişimciyle vesaire tanışıyoruz. Oldukça güzel. Bu anlamda bilgi paylaşımına sonuna kadar açığız. Paylaştıkça çoğalıyor sonuçta. Ben zaten iletişim bilgilerini de yani linkinde paylaşırım. Onun dışında Infobum'un da kariyer sayfasının linkini paylaşırım. Yani açık pozisyon varsa hani onları da Aynen. ilgilenen arkadaşlar olursa paylaşmış olurum. Kesinlikle. Ağza sağlık tekrardan. Çok teşekkürler vakit Çok ayırdığın için. teşekkürler. Çok sağ ol.
Ekibimizi de bu anlamda hani büyüttüğümüzde iyi oldu hatırlattın. Yani bu insanların daha rahat nefes almasına katkı sağlayacak developer arkadaşları ekibimizde görmek isteriz. En büyük gerçekten değerimiz hani insanların hayatına dokunan ürünler yapmak. Bu anlamda temel motivasyonumuz da bu diyebilirim. Bu da bize aslında güzel bir kariyer pathway'i çiziyor aslında. Bu anlamda da paylaşmak istedim. Çok teşekkürler Eren her şey için. Süper. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.